Sevgili seyirciler, insan sadece kendini düşündüğü sürece bencilleşir ve insanlıktan uzaklaşır. Yardım etmeye gücü ve imkanı olsa da edemez, cimrileşir. İhtiyacı olduğu halde başkalarını daha fazla düşünenlerse kendilerine yeni yeni maddi manevi kazanç kapıları açmış olurlar. Zira sadaka malı eksiltmez, bilakis kazancı arttırır. Allah için muhtaçlara infak etmek ticaretimize farklı bir boyut kazandırır. Ben gönülden onun için verirsem, bana mutlaka kat kat geri ödenir mülahazasıyla verip, boş kasalarını dolu bulanların sayısı hiç de az değildir. Bu Allah'ın bazı kullarına bir lütfudur. Allah dilediğine fazlından, lütfundan bol bol verebilir. İşte yaşanmış hikayemiz bunun açık bir belgesi. Size ne kadar teşekkür etsem az arkadaşlar. Okul inşaatımız sizin fedakarlıklarınız sayesinde bu kadar çabuk ilerliyor. Ne diyeyim? Allah razı olsun. Bu fedakarlık değil ki hocam. İyi günler öğretmenim. Sağ olun sayın çocuklar, size de. Arkadaşlar, bir işi olan ya da ne bileyim bir rahatsızlığı olan varsa içimizde işine gücüne bakabilir. Yok müdür bey. Yok hocam. Peki o zaman. Hadi buyurun gidelim. Ekrem Hoca'nın eli bince sıkıştı. Koşun! Allah. Ekrem Hocam iyi misin? Hemen hastaneye yetiştirelim. Recep Feridun'la i̇şte hemen götürün hocam. Ekrem'i. Alın bunu. Hemen gidin. Zaman kaybetmeden. Ya aman arkadaşlar, ne olur dikkatli olalım. Allah'ım sen bize yardım. Tayyar, öyle idare edemezsin ki onunla. Akşam yapıştırıyorsun, sabah açılıyor. En azından öğlene kadar idare ediyoruz. Bütün gün su çekiyor ayakların. Böyle giderse hasta olup yatağa düşeceksin. Bu evin erkekleri dayanıklıdır, değil mi oğlum? Hı hı. Söylemeyeyim dedim ama ev sahibi geldi yine bugün. 3 aydır ödeyemiyoruz Tayyar. Adam ne dese haklı. Sesimi çıkaramıyorum karşısında. Ezilip büzülüyorum artık. Neyse. İnşallah önümüzdeki ay maaşlar yatar. O zaman hallederiz. Maaş mı? 4 ay oldu. Değil maaşı. Bir kuruş para alamadın daha. Ne yapsın insanlar Remsiye? Okul neyle yapılıyor sanıyorsun? Şimdi sıkışmaları normal. Madem öyle başka bir çare bulalım Tayyar. Bu iş böyle daha ne kadar devam edecek? Biraz daha sabır Remziye. Biraz daha sabır. Bir süre katlanacağız. Sonra her şey düzelecek. Takıldığın bir yer var mı? Yardım edeyim mi? Yok baba, sağ ol. Arkadaşlar, size karşı mahcubum. 4 aydır maaşlarınızı alamıyorsunuz. Kiminiz kirasını ödeyemiyor, kiminiz hasta çocuğunu ilacını alamıyor. Ama inanın ben de sizinle aynı durumdayım. Ama okulumuz bittiğinde bütün sıkıntılarımız sadece güzel ve tatlı bir yorgunluğa dönüşecek. Ama şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Sabırla çalışma zamanıdır. Madem sıkıntılarımız var, bunu kendimiz çözmeye çalışalım. Çok haklısınız hocam. Müsaade ederseniz benim bir önerim olacak. Bir havuz oluşturalım derim. Herkes ne kadar katkı sağlayabiliyorsa bu havuzda toplayalım. Sonra da
ihtiyaç sahiplerini önem derecesine göre sıralayıp topladığımız parayla bu ihtiyaçları karşılayalım. Doğru söylüyorsun Recep. Başka da bir çıkar yolu yok galiba. Eğer arkadaşlar da destekliyorsa olur derim. Olur, çok iyi olur, çok iyi olur. Tabii olur hocam. Çok iyi olur. Öyleyse hemen bir liste oluşturalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hocam, belli oldu mu miktar? Toplam 15 milyar. Az değil doğrusu. Aramızda bu kadar para toplayabilir miyiz dersiniz hocam? İnşallah. Yani bunu demekten başka çare yok. Merhaba. Hoş geldiniz Kemal Bey. Şey, okula gittim de burada bulacağımı söylediler. Evet. Elimizden geldiğince bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz işte. Niye geldiğimi biliyorsun değil mi Tayyar? Bak, burada çalışman takdir edilecek şey. Zaten senin gibi birinin evimde oturması beni mutlu ediyor. Ama yapacak bir şeyim kalmadı Tayyar. Ya bir an önce ver kirayı ya da... Haklısınız. Size yüzüm kalmadı. Ama bir çaresine bakıyoruz aramızda. İnşallah yakın zamanda bir çözüm bulacağız. Tayyar, ben o evin kirasıyla geçinen bir insanım. Başka gelirim yok. Hele 4 ay gelmeyince çok zor durumda kaldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Özür dilerim sizden. Özre gerek yok. Yeter ki bir an önce çaresine bak. Yoksa... Neyse, hadi kolay gelsin. Sıkıntı gelir geçer. Ama unutma Allah kerimdir Tayyar. Lütfu çoktur. Ummadığın vakitte yardım elini uzatır. Dua edelim, o lütfundan bize bağışlasın. İnşallah hocam. Amin. Bu kadar para kimin ne işine yarar ki? Al bunu. Bir faydası dokunur herhalde. Ama bu sana babaannenden yadigar hanım. Çok değerliydi senin için. Ne yapalım? Bu yadigar öyle işe yaramadan duracağına bir insana yarasın. Zannederim rahmetli de böyle olmasından hoşlanırdı. Hayırdır? Ne o elinizdeki kızlar? Ha? Baba, biz de katkıda bulunmak istiyoruz. Kumbarada bu kadar para var. Oy oy canım yavrum. Gel, gel, gel. Sen de gel bakayım. Babanız sizi ham yapar. Demek katkıda bulunacaksınız. Aferin size. Thank you.
Tayyar, sen maaş falan mı aldın yoksa? Yok. O elindeki ne? Kapının orada duruyordu öyle. Sen aldın zannettim. İyi de ben almadım ki onu. Nereden çıktı şimdi bu? Ben aldım. Sen mi? Babam inşaatta çalışırken çok üşüyordu eski ayakkabılarıyla. Ben de çok üzüldüm. Sonra gidip... Nasıl aldın peki? Nasıl aldın evladım? Parayı nereden buldun? Para vermedim ben. Hayırdır küçük? Ayakkabımı alacaksın? Alacağım da babama lazım. Ayakkabı su geçiriyor. Babanı çok seviyorsun galiba. Amca, ama param yok benim. Bunun için senin yanında çalışsam olur mu? İlla karşılığını ödemek mi istiyorsun? Hı hı. Peki o zaman. Şu kutuları içeri taşırsan ödeşmiş oluruz. Sadece o kadar mı? Benim çok ağrıyor benim. Büyük iyilik yapmış olursun bana. Ne dersin? Hı hı. Hadi o zaman. Koyul işi başlayalım. İşte böyle oldu baba. İnanmazsan yerine gidelim oraya da sor o amcaya. Bilirim, yapmazsın yavrum. Ama bundan sonra böyle bir şey yapacağın zaman önce bize bir sor, olmaz mı? Tamam. Hadi, şimdi git yat artık. Saat geç oldu. Allah rahatlık versin. Size de baba. Çocuk nasıl etkilenmiş şuraya bak. Maaşlardan hala bir haber yoksa biz bir şeyler yapalım Tayyar. Olmayacak böyle. Şimdilik biraz daha bekleyelim. Zaten elimizde başka çare yok. Sonrası Allah kerim. İyi günler arkadaşlar. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz Recep. Görüşürüz. 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 Üç milyar. Üstümüzden topu topu bu çıktı. Bu kimseye yetmez hocam. Listenin başında Aziz var. Çocuğu hasta. Ona bile acil 2 milyar lazım. Haklısın. Başka bir şey bulmalı. Hayati Bey'e mi gitsek acaba? Hı? Hayati abi, fabrikadan geldiler, sipariş var mı diye, ne diyeyim? Satış var mı ki sipariş olsun evladım? Söyle, biz onları ararız. Peki, gerekirse. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Bulduk. Hoş gördük abi, hoş gördük. Yüzün öyle söylemiyor ama. Hayırdır? İnşaatta mı bir sorun var yoksa? Yo, gayet iyi gidiyor. Hayati abi, yani öğretmen arkadaşlarımızın maaşları epey gecikti. İşin içinden çıkamadık bir türlü. Anladım Ahmetciğim. Ne kadar görür işinizi? Yani acil ihtiyaçları hesap ettik de... galiba 12 milyar civarında bir açık var. Görüyorsunuz. Burada 5 milyar var. Bu
Bu ne beni batırır ne çıkarır. Ama sizin işinizi görecekse helali hoş olsun. Buyurun. Ya bir ay oldu, belki de geçti. Şu dükkandan bir çöp dahi satamadım. Depoda 40 milyarlık mal var. Bende de 40 milyarlık borç. Mallar satılmadan da düze çıkamam ama... Emin misiniz abi? Keşke dediğiniz gibi 7 milyar daha olsaydı da... ihtiyacınızın hepsini karşılayabilseydik. Ama gördünüz, elimden ancak bu kadarı geliyor. Allah razı olsun. Bu senin. Sağ olun hocam. Sen de sağ ol. Aziz, bu da senin. Allah şifa verir inşallah. Sağ olun müdür bey. Tayyar. Bir kira parası anca çıkar ama... belki ev sahibi biraz daha idare eder bununla. İnşallah hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi beyler görüşürüz. Görüşürüz Murat. Görüşürüz Murat. Selamünaleyküm Kemal abi. Aleykümselam. Ben de birazdan sizin eve gelecektim. Şey, sadece bir aylığını ayarlayabildim. Şimdilik. Malum, durum biraz zor. Bir aylık mı? Evet, anca bu kadar çıktı. Ama biraz daha müsaade edin, geri kalanını kısa zamanda tamamlayayım. Sana söylemiştim Tayyar. Artık elimden bir şey gelmez. Senden bir hafta içinde evi boşaltmanı isteyeceğim. Kusura bakma. Ah Tayyar, ah. Bu da mı gelecekti başımıza? Sabır Remziye, sabır. Yaptığımız fedakarlığın önünü sonunu ararsak hayrımız neye yarar? Fedakarlığı anlıyorum ama nereye kadar? Aç açık kalmaya kadar gidecek mi bu? Allah büyük. O kadar olmaz elbet. Tayyar bak, babamla konuştum bugün. İstanbul'dan bir okul ayarlamış sana. Özel bir okul. Maaşı iyi. Adı da duyulmuş. Ne? İyi de ben senden böyle bir şey istemedim ki. Ben söyledim. Burada sıfırı tükettik Tayyar. Artık değil ev, yiyecek ekmek bile bulamaz hale geleceğiz. Ne olur dinle beni. Bak, biz hizmet etmek için buradayız Remziye. Ne mal, ne mülk, ne de hoş bir heves için. Ben de zevk sefa sürelim demiyorum ki. Ama rahat yaşayalım istiyorum biraz. He de hemen yarın gidelim. Remziye, bak lütfen anla beni. Bu dar günler yaşanıyorsa vardır bir nedeni. Gün doğmadan neler doğar. Allah aşkına biraz sabır ne olur. Bilmiyorum Tayyar. Artık hiçbir şey düşünemiyorum. Allah'ım bir çıkış yolu göster bize. Bize dayanma gücü ver ya Rabbim. Öğretmenim.
Öğretmenim. Öğretmenim. Öğretmenim. Günaydın babacığım. Günaydın oğlum. Bugün de gidecek misin inşaata? Bugün okul yok. İşleri hızlandırırız inşallah. Babacığım, bugün ben de sana yardıma gelebilir miyim? Derslerimi akşam yaparım. Bakarız. Efendim. Aleykümselam hocam. Peki hocam. Tamam hocam. Kahvaltı yapıp hemen çıkıyorum. Hep birlikte gideriz. Kapalı hocam. Biraz beklesek. Depodaymış. Gelir herhalde. Aha, geldim işte, beyler. Geldim. Ha. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Selam. Hoş bulduk. İyi haberlerim var inşallah. Hadi buyurun. Buyurun, buyurun. Hayırdır abi, sabah sabah? Ahmetciğim, hayra koşturanlara Allah'ın nasıl bir cevap verdiğini sizinle paylaşmak istedim. Buyurun oturun, buyurun. Siz dün buradan gittikten sonra iki tane eski müşterim geldi. Diyordum ya, 40 milyarlık mal var depoda diye. Hı hı. Onların hepsini alıp gittiler. Ne oldu demeye kalmadan 80 milyarlık daha sipariş verdiler üstüne. Allah daha çok versin abi. Allah biliyor ya. Ayağınız bereketliymiş. Demin de çeki alır almaz aklıma siz geldiniz. Gerçi bunu acil borcuma vermek zorundayım ama diğer siparişten 15-20 güne kadar ödeme gelir. Onunla da size... Çok geç mi olur o zaman? İhtiyaçlar çok acil ama Allah büyük. 7 milyar büyük bir meblağ gibi görünse de belki sizin gibi hayırsever biri daha çıkar. Allah yardımcınız olsun. Ondan ümit kesilmez. İşte. Dün şu kasada... Ama iyi de bu nereden çıktı? İnanmıyorum. Allah'ım nereden çıktı bu? Nedir ki o abi? Burada para var. Kasa orası abi. Olacak tabii. Ama dün size verdiğim paradan sonra ben kasayı açmadım bile. Onu bırakın, müşteriler geldikten sonra dükkana bile girmedim. Depodan hallettik işi. Aman Allah'ım. Burada 7 milyar para var. Ama bu... Bize lazım olan para bu. Bu sizin emanetiniz arkadaşlar. Buyurun. Anlamadınız mı hala? Allah'ım ne lütufkarsın. Rızan için çalışanları yolda koymuyorsun. Minnet altında ezdirmiyorsun. Perdeleri kaldırıp kudretinden ikram ediyorsun. Bu açık bir hediye.
Buyurun, sizin, alın. Sıkıntı gelir geçer. Ama unutma, Allah kerimdir Tayyar. Lütfu çoktur. Ummadığım vakitte yardım elini uzatırım. Dua edelim, o lütfundan bize bağışlasın. Bizler Allah yolunda bir of bile demeden çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Çünkü biz bu yolda yalnız değiliz. En güzel kanıtı da işte bu. İşte bu. Cömertlik, insanın muhtaç olmadığı şeyi ihtiyacı olanlara veya olmayanlara vermektir. İhsarsa cömertliğin en üst derecesi olup kendi muhtaç olduğu halde arkadaşlarını tercih etmektir. Bu bir peygamber ahlakıdır. Hazreti Ayşe peygamberimizin bu yönünü anlatırken şöyle demektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan irtihal edinceye kadar 3 gün peş peşe karnını doyurmamıştır. Dilesek doyabilirdik ama başkalarını kendimize tercih ederdik. İhsar peygamber efendimizin mümeyyiz vasfıdır. Bu yüzden Allah-u Teala ona şüphesiz sen büyük ahlak üzeresin buyurmuştur.